Hakiki güzellik hakka ait kusursuz kemalde ona özgü ve onun lazımıdır. Dolayısıyla biz e, güzelliğe işte açılırken aslında ona açılıyoruz. O yüzden estetik zevk çok önemli. O yüzden sanat çok önemli. Güzelliğe açılırken aslında imana açılıyoruz. Güzelliğe açılırken ona açılıyoruz. Esma-i ilahiye açılıyoruz. Biz sadece cemil esmasına mı güzel esması diyoruz. Esma-i Hüsna diyoruz. Bakın her isim güzel. İsmin, isimlerin her cilvesi güzel. Öyleyse topyekün varlık onun değişik tecellilerinin birer farklı aynası her nesnede, her hadisenin çehresinde temaşa ettiğimiz mana, mukteva, parlaklık, cazibe o aynaların kabiliyetine göre onun güzelliğinin parıltıları, varlığının Ziyası zayıf birer ziyasından ibaret. O gördüğümüz hani bir şundan şuna, bundan buna geçiyoruz. Ya aslında hep ona doğru yürüyoruz. Hep onun esmasının güzelliğine, onun esmasına geçiyoruz. Esmasından sıfatına geçiyoruz. Sıfatından zatına geçiyoruz. Bu hep bir sanat yolculuğu. Bu bir hep hüsnü mücerret yolculuğu. Hoca Efendi bir bir anlatıyor ondan sonra makalenin içerisinde mehtabın güzelliğini anlatıyor, yağmurun büyüleyiciliğini anlatıyor, güneşin efendim ışık ışıklarının insanı nasıl hayran ettiğini anlatıyor, denizlerin dalga dalga köpüklerini anlatıyor, dağların mehip edalarını anlatıyor. Tıpkı ne gibi anlatıyor biliyor musunuz? Üstadın yedinci şu ada o e, o Helmin Mezit yolcusu olarak tanımladığı bir yolcu var ya üstadın yedinci şu adam Daha yok mu? Ne yapıyor o yolcu? Rabbini soruyor. Kime soruyor Rabbini? Semaya soruyor, arza soruyor, bahara soruyor, nebatata soruyor, hayvanata soruyor, dağlara soruyor, derilere soruyor. Hep Rabbini soruyor. İşte Hoca Efendi de ne yapıyor bu makalenin içerisinde? İşte dağlar nasıl mehip edalarıyla Rabbi anlatıyor. Efendim denizler dalga dalga köpükleriyle, yıldızlarla nasıl selamlaşıyor. Bütün bunları böyle gayet edebi, gayet estetik, gayet ruhumuzdaki sanat düşüncesini besler mahiyette Hoca Efendi tavsiye ediyor. Çaylar, ırmaklar, kuşlar, kuşçuklar, koyunlar, efendim semaların tebessümleri, işte bütün bunların arasında bir de insan. İnsanın kendisi bütün bu güzelliklerde adeta son nokta. Bütün bu güzelliklerde insan son nokta. Bu makaleyi özellikle okumanızı isterim. Kamptaki arkadaşlarla beraber okusunlar inşallah bu tarif. Adeta insan bu güzelliklerin içerisinde son nokta. İnsanın heykeli hendesesi. Altın oran diyorlar ya sanatkarlar. İnsanın heykeli yani bedeni, hendesesi, matematiği, maddesi manası. İnsanın matematiği de çok önemli biliyorsunuz. Üstad ne diyordu? Sanata açılmanın yolculuğunu anlatırken bize tahayyül diyordu. Ondan sonra tasavvur. Tahayyülden sonra tasavvur. Şekiller, biçimler, işte matematik, oranlar, dengeler. İnsanın heykeli, hendesesi, maddesi, manası, fiziği, metafiziği, düşüncesi, aksiyonu, aklı, imanı, bütün bunlarla insan eskilerin ifadesiyle bir nüsay kübra, kainatın bir nüsası. Hazreti Ali'nin dediği gibi insanda alemler dürülmüş, toplanmış, cihanlar insanda cam edilmiş. Öyle ulvi bir varlığı var. Zerrede güneşi görmek, damlada deryayı duymak, çamurdan, balçıktan yaratılmış bir varlığı meleklerin mihraba haline getirmek hangi hikmete bağlanırsa bağlansın, insanın ilahi sırları çözmek üzere bir şifre, bir anahtar olarak yaratıldığı ortadadır. İnsan ilahi sırları çözmek için yaratılmış bir anahtar, ilahi sırları çözmek için yaratılmış olan bir şifredir. Balçıktan yaratılmış o insan işte, zerrede güneşi görmek için Damlada deryayı duymak için yaratılmıştır insanoğlu. İşte biz imanımız sayesinde serapa bir güzellikler galerisi olarak topyekün varlık ve hadiseleri böyle mülaza ediyoruz değerli dostlar. Biz imanımız sayesinde serapa güzellikler galerisi, baştan başa güzellikler galerisi olan topyekün varlığı. Lütfen bu konuda Böyle kendimizi eğitmek, terbiye etmek var ya, temrin deniliyor buna, alıştırmalar yapmak. Yusuf suresinde Cenab-ı Hak diyor, buyuruyor ki Allah'ın nice ayetleri vardır. İnsanlar başlarını çevirir, geçerler. Şimdi bunu kendiniz için düşünün. Gökyüzünde efendim ay, yıldızlar, esen rüzgarlar, ağaçların hem hemeleri, demdemeleri, konser veren kuşlar, çiçek açmış size gülümseyen çiçekler. Bazen Hoca Efendi kahkaha ifadesini de kullanıyor bunun için. Kahkaha atan çiçekler. Kahkaha atan çiçekler. Size el sallayan yapraklar. Şimdi bütün bunları üst üste koyun ve topyekün varlık ve hadiseleri bu mülahazayla değerlendirin. Hepsi serapa güzellikler galerisi. Ve kendinizi böyle ölçümleyin. Görebiliyor musunuz? hayretiniz artıyor mu, hayranlığınız artıyor mu, muhabbetiniz artıyor mu, aşkınız artıyor mu, marifetiniz artıyor mu bu güzellikler galerisinin içerisinde? Yoksa, yoksa en başta oradan yola çıkmıştık ya, eğer yoksa e, bu şu anlama geliyor işte Hoca Efendi'nin başladığı yerden iman kalbimize çok da kök salmadı, çok da yaşar mıydı orada manasına geliyor taklitten kurtulamadık manasına geliyor. Derinleşmiyor imanımız manasına geliyor. Oysa bizim için esas olan şey imanı derinleştirmek. Ve işte derinleşmişliğin bir ölçüsü olarak dünyayı daha farklı duymaya başlıyoruz ve daha farklı zevk etmeye başlıyoruz. Geçenlerde bir arkadaş dedi ki ben dedi 40 yaşından sonra ancak hani böyle işte bulutların e, güzelliğinden, yağmurların şıpırtısından bir mana çıkarmaya 40 yaşından sonra başlayabildim dedi. Ve kendisi için bunun ne kadar büyük bir eksiklik olduğundan bahsetti. Şimdi dünyayı farklı duymak, farklı zevk etmek, eşyayı, hadiseleri ve hadiselerin gülen yüzünü görmek. Ne dedi Bediüzzaman Hazretleri? Belalar, musibetler de dedi, dedi Üstad. Yani zati olarak değil ama bir olarak yani dolayısıyla güzeldir dedi Bediüzzaman Hazretleri. Eşyanın hadiselerin, yaşanan hadiselerin, yüzün, bizi gülen yüzünü görebilmek. Şimdi o ölüm meselesinde konuştuk ya işte tabut, insan gömülüyor, birisi gömülüyor. Şimdi bu, bu nedir? Müşahhas bir şey öyle değil mi? Oysa iman neydi? Hüsnü mücerretti. İman neydi? Hüsnü mücerretti. Onun arkasını görebilmekti. Onun, onun arkasından başka bir hakikate doğru açılabilmek, başka bir güzellik katmanına açılabilmek, maddeden manaya doğru, fizikten metafiziğe doğru, mükten melekuta doğru yolculuklar edebilmek, eşyadan esmaya doğru, esmadan müsemmaya doğru sürekli soyutlayarak, sürekli mücerrede doğru açılarak yolculuk edebilmek demekti. E aynı şey bela ve musibetler için de geçerli. Bela ve musibetlerin o ekşi yüzlerinde, ekşi yüzlerinin arkasında tebessüm eden bir yüzü görmek. Bu da imanla mümkün öyle değil mi? Ve işte varlığı böyle mütala edebildiğimizde ne oluyor? Varlığı, eşyayı, dünyayı farklı görmeye başlıyoruz. Farklı duymak diyor buna hoca efendi ve farklı zevk etmek zevk etmeye başlıyoruz dünyayı. Hatta bazılarımız itibariyle bütün varlığı muhabbet çekirdeği etrafında meczubane, meczubane dönen elektronlar şeklinde algılar diyor Hoca efendi bazılarımız. Ben dönerim gökler döner. Ben dönerim gökler döner. Ten -nure giymiş ağaçlar aşk niyaz eder diyor Asaf Ahmet Ten -nure, mevlevilerin dönerken giydikleri kıyafete deniliyor tenure giymiş ağaçlar aşk niyaz eder. Aşk niyaz eder de duyana. İşte bütün varlığı adeta nasıl görürsünüz biliyor musunuz? Muhabbet çekirdeği etrafında bir meczup cezbeye gelmiş dönen elektronlar şeklinde algılar. Bütün bir varlık dönüyor. Geçen yaptığımız mezhebi Nuriye dersi de bunun üzerine kuruluydu. Her şey faal, her şey faal. Ama nasıl bir faaliyet? Güzellik faaliyeti. Nasıl bir faaliyet? Hüsün faaliyeti. Bütün bir varlık adeta muhabbet çekirdeğinin etrafında dönen elektronlar gibi. Feleği, meleği, yıldızları, ayı, güneşi, yer, küreği hepsi dönüyor değil mi? Üstad da öyle diyor ya. Felek mest, melek mest, nücum mest diyor Bediüzzaman Hazretleri. Mest, felek mest, melek mest, nücum mest, yıldızlar. Siz ne yaparsınız? Feleği, meleği, yıldızları, ayı, güneşi, yer küreyi, taşı, toprağı, otu, ağacı, hayvanı, insanı mest ve mahmur olarak görürsünüz. Ot mahmur olur mu? Mest olur mu? Görürsünüz nasıl mest olduğunu. Üstad bize geçen derste bunu talim ettirmedi mi? Talim ettirmedi mi Üstad? nebatatın, hayvanatın hatta cemadatın nasıl şirk içerisinde faal olduğunu anlatmadı mı bize Bediüzzaman Hazretleri? Dolayısıyla eğer bu nazarla bakmayı öğrenirseniz yani varlığı başka türlü algılamayı öğrenirseniz ki nazar dediğimiz şey işte buna müteallik başka türlü bakarsanız işte o zaman her şeyi mest olarak görürsünüz. Her şeyi mahmur olarak görürsünüz. Kendimizi adeta kainat çapındaki bir halkayı zikir içerisinde buluruz diyor Hoca Efendi. Kainat çapında bir kainat çapında bir halkayı zikir var. Kendinizi de o kainat çapındaki halkayı zikrin içerisinde bulunursunuz. Hatta ne olarak görürsünüz kendinizi biliyor musunuz? O halkayı zikrin serzakiri olarak görürsünüz. O halkayı zikrin, kainat çapındaki bir halkayı zikrin serzakiri olarak görürsünüz.